Hollanda'nın Antalya Fahri Konsolosu Kamil Savaş Titiz Antalya'da 2000 civarında Hollanda vatandaşı yaşadığını kaydetti. Özellikle Alanya ilçesinde birçok Hollandalı'nın mülk sahibi olduğunu kaydeden Titiz, geçtiğimiz yıllarda Hollanda'dan 500 bine yakın ziyaretçi geldiğini dile getirdi. Bu şu andaki gerilim ortamının en kısa sürede sona ermesini diliyoruz. Bir Türk vatandaşı olarak ben bunu özellikle arzu ediyorum. Tabii. Hollanda hükümetinin iki bakanın ziyaretini engelleme girişimini yanlış bulduğunu vurgulayan Konsolos Kamil Savaş Titiz bu gelişmelerden çok büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. İki ülke arasında güçlü iş ortaklıkları olduğunu belirtti. Tabii tohum sektöründe var. Tohum sektörüne gelmiş olan firmalar son derece mutlular burada. Ciddi yatırımlar yapmışlar bunlar. Hem Türk tohumculuğuna doğrudan katkı bulunmak, yani bunlar sadece alsat görevinin çok ötesinde yatırımlar. Bunlar buradaki ıslah çalışmalarını devam ettiriyorlar. Geliştirdikleri çeşitleri tohumda bütün dünyaya buradan ihraç eder duruma gelebiliyorlar. Bunlar özellikle tohum sektörü çok emek yoğun bir iş. Emek yoğun bir iş olduğu için de çokça insanın çalışması söz konusu. Bunu sadece mesela bu örnek dahi çok önemli bir örnek. Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Osman Bağdatlıoğlu ise geçtiğimiz hafta Rusya'nın karanfile ihraç engelinin kaldırmasıyla bir nebze de olsa mutlu olduklarını, ardından yaşanan Hollanda kriziyle çiçekçiliğin tekrar vurulduğunu aktardı. Bir yapıcı ve yapıcı organizasyonlar yapmamız gerekiyor. Bir yıl önce Rusya'da yaşanan krizde nasıl durumlar vardı? Şu anda bir iyileşme durumu var. Unutmayalım ki burada da bir iyileşme durumu olacaktır. Hollanda ile 2016 yılında %40 artışla 15-16 milyar ihracat potansiyeline ulaşıldığını ifade eden Bağdatlıoğlu şu cümlelerle devam etti. Zaten Hollanda ile yaşayacağımız bir krizde ki ben hiç sanmıyorum, bizim sektörümüz direkt olarak Rusya'da yaşadığın 5 katı 10 katı daha etkiler. İş dünyası iki ülke arasındaki krizin sağduyulu bir şekilde çözülmesini beklerken biz de vatandaşlara Hollanda'nın tavrıyla ilgili fikirlerini sorduk. Hollanda ile ilişkileri askıya almaktan tutun da ne bileyim politikacıların aklına gelebilecek her şeyi yapmaya hakkımız var. Biz onları modern ya da ülke zannediyorduk, ne diyorlar ona. Demek ki çok vahşi Afrika'daki ülkelerden daha geri bir ülkeymiş yani. Ne gerekiyorsa onu yapmalı hükümet. Bütün yaptırımları uygulamalı mı? Tabii uygulamalı. Aynı şey burada olsa biz de aynı şekilde güvenlik güçleriyle aynı şeyi yaparız yani. Türkiye'nin iki kez nota verdiği Hollanda eğer bu skandal kararını telafi etmezse Türkiye bazı yaptırımlarda bulunabilecek. Bunların başında ithalatın azaltılması, istihbarat paylaşımının azaltılması ve özel uçak ile askeri uçakların hava sahalarına kapatılması geliyor. Bugün sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği maslahat güzarına verilen notada diplomatik ve uluslararası teamüle uymayan bu muamele kınanarak Hollanda makamlarından resmi bir özür beklendiği iletildi. İkinci notada ise Hollanda güvenlik güçlerinin hafta sonu yaşanan olaylar sırasında Türk vatandaşlarına karşı tutumu eleştirildi. Ve Türk vatandaşlarının insanlık dışı aşağılayıcı bir tutumla karşı karşıya kalınmıştır denildi.